Kürekle 3 ayrı okyanus geçerek adını Guinness Rekorlar kitabına yazdıran Erden Eruç yolculukları boyunca gördüklerini anlattı. Eruç'un bu yolculuklar sırasında en önemli tespiti okyanusların kirliliği. Öyle ki karadan 1500 mil açıkta bile plastik atıklar bulunuyor. Denizdeyken yanımdan kürek çekerken geriye doğru bakarım. Bir plastik küfe belirir ya da bir yoğurt kabı belirir. Bunların çoğu üzeri yosunlu falan uzun süredir denizde olduğu belli olan malzemelerdir. Bir de bizim görmediklerimiz var. Daha uzun süre denizde kalan plastik güneşin altında ultraviyole ışınlarıyla kırılgan hale geliyor ve dalgaların öğütmesiyle dağılıyor ve ufak parçacıklara bölünüyor. Ve bu işte mikroplastik dediğimiz problemi yaratıyor. Bunların toplanması çok zor hale geliyor. Eruç plastik atıkların balıklar tarafından yendiğini vurguladı. Balinalar, büyük orkalar, denizden beslenen tüm yaratıklar bu plastikleri yutmaktalar. Plastiğin bir de verdiği bir koku var. Bu organik koku aynı besinin koktuğu gibi imiş, yanıltıyormuş. Bilhassa kuşları ve ufak balıkları. Bunlar onu yuttukları zaman kursaklarını dolduruyor. Bu midelerindeki plastik yer aldığı için normal yiyeceğe yer kalmıyor ve açlıktan ölüyorlar. Okyanuslarda biriken plastik atıkların toplanması için çalışma başlatıldı. Bunları toplayacak düzen kurulmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi şu anda deneme safhasında. Kaliforniya açıklarında şu anda uzun duvalar iki ucunda gemiyle çekiliyor ve yüzeyde bir tarama yaparak bu plastikleri toplamaya çalışacaklar. Tecrübeli denizci de okyanus elçisi olarak deniz temizliği için mücadele ediyor. Biz yine